sarı kantoronun hapının reçetesini yazar. Reçeteyle gidip eczan edersiniz. Türkiye'deki gibi değil. Orada reçete, sigorta öder. Sarı kantoronu öder, ginkoyu öder, zencefilli, zerdeçallı bitkileri eczan eden doktor reçetesiyle alırsınız. Türkiye'de henüz bu konulara yabancı olduğu için maalesef Türkiye'de böyle bir durum yok. Klinik şifalı bitkiler, klinik araştırmalarla ispat edilen birinci sınıf şifalı bitkileri doktorlar reçete yazar, insanlar eczan eden doktor reçetesiyle alır. Doğru. Eczanede satılan ilaçların %80'i Almanya'da bitki kökenli, bitki. Bitki. Yani Türkiye'de maalesef bu yok. Yavaş yavaş zamanla Türkiye henüz bu konuda çok çok geri. Mesela dünyada yapılan klinik araştırmaların çoğu %80'i 90'ı Avrupa Amerika'da yapılıyor. Türkiye'de klinik araştırmalar yapılamıyor. Çünkü üniversitelerin bütçesi müsait değil, parası yok. Yani sarı kantoronla ilgili 50 bin kişi üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiş, psikolojik rahatsızları olan insanlar tedavi edilmiş. Belge var. Mesela Yana Üniversitesi'nde Profesör Doktor Wolfs kanser sonrası veya ağır tedaviler sonrası psikolojik rahatsızlığı olan insanları sarı kantoronla tedavi etmiştir. Çok çok önemli klinik araştırmalar var sarı kantoronla ilgili. Burada. Hocam kitabınızda da zaten klinik araştırmaları yapılmış bitkilerin ne derler ispatlanmış bilgileri, detaylı bilgileri var. Ekranda ekrana sürekli koyarsak arkadaşlar yönetmenimden rica edeyim. www.doğaltedavi.com'dan değil mi hocam? Sizin internet sayfanızdan kitaptaki bilgiler de mevcut. İnternet sayfanızda bilgiler mevcut. Oradaki araştırmalarla ilgili de bir ayrı bir bölüm var. Oraya da girsinler. Şimdi